Selam sayın izleyenler. Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. Ülkemizden en önemli haberlerimizi sizinle paylaşıyoruz. Dimitar Kovacevski, Bulgaristan ile bir anlaşmanın temeli olabilecek, üzerinde anlaşmaya varılmış ortak bir çözüm şu ana kadar söz konusu olmadığını bildirdi. Gündemler buna izin vermediği için 22 Mayıs'ta Bulgaristan'la ortak hükümet konferansı yapılmayacaktır. Başbakan Dimitar Kovacevski bugün yaptığı açıklamada şu anda dışişler bakanlığı fikir alışverişinde bulunduğu ancak karşılıklı bir anlaşmanın temeli olabilecek uyumlu bir ortak çözüm bulunmadığını söyledi. Kovacevski'ye göre Bulgaristan ile bir çözüm ancak Avrupa değerlerine, her iki ülkenin vatandaşlarının onurunu koruma ilkelerine ve politikacılar kurumlar ve vatandaşlar arasındaki karşılıklı saygıya dayanması halinde mümkün olabilir. 24 Mayıs katılımlarıyla ilgili bir soruya Kovacevski Makedonya etini Roma'ya götüreceğini de söyledi. Dışişleri Bakanı Buyar Osmani Berlin'den Kuzey Makedonya İttifa'nın açık kapı politikasının desteklemesiyle ilgili olarak olumlu açıklamasını yapmış olduğu... Dün ve bugün Berlin'de resmi olmayan bir NATO bakanlar toplantısına katılan Dışişler Bakanımız Buyar Osmani, Kuzey Makedonya'nın ittifakın açık kapı politikasını desteklediğini ve Batı Balkanlara ilişkin Avrupa Birliği perspektiflerinin stratejik bir güvenlik politikası olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Görüşmenin oturum aralarında Bakan Osmani, Ukraynalı mevkidaşları Dmitro Kuleba, Karada Ratko Krivo Kapic ve Hollandalı Vopke Hoekstra ile ikili görüşmelerde bulundu. İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Türkiye Cumhuriyeti bizim için kardeş bir ülke söz konusu olduğu açıklamasını yaptı. Bir takım temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya giden Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Vali Yaşar Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Bakan Spasovski ilk ziyaretini Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yaptı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Bakan Spasovski ile birlikte devlet bürokratları, belediye başkanları, iş dünyası temsilcileri, İstanbul Başkonsolosu Aktanago, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Aytaç Yavçınkaya, Genel Sekreter Yardımcılar Uğur Başkal ve Ali Öztözlü da hazır bulundu. Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Makedonya Eğit'i arasındaki hediyeleşme töreni gerçekleşti. Manisa Büyükşehir Belediye Hizmet Binası önünde hatıra fotoğrafını çekilmesiyle ziyaret son buldu. Ziyarette Bakan Spasovski'ye Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Parlamento üyesi Belkisa Zekiri, eğitim ve Bilim Bakanlığı Devret Sekreteryaneta Trpevska, Usumdža Belediye Başkanı Kostadin Kostadinov, Čaška Belediye Başkanı Goran Stojanovski, Mavrova ve Rostuše Kayun Başkanı Medat Kurtovski, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Petrol Boru Hattı Direktörü Esad Rahić Müsaade edilen mülkün yönetim dairesi müdürü Fatona Asani, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Aktanago, İzmir Çevre Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Manisa Makedonya Göçmenleri Derneği Başkan Cevdet Cemerde eşlik etmiş oldular. Afrin Gashi yeniden alternativanın genel başkanlık görevine seçildi. Alternativa Partisi'nin düzenlendiği parti kongresinde Afrin Gaşi yeniden genel başkanı seçildi. Gashi görevini 4 yıl daha sürdürecektir. Gashi yaptığı konuşmada alternativanın ülkedeki en ciddi siyasi parti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade ederek üye ve destekçilerine teşekkür etmiş olduğu kongrede alternativanın yeni yönetim kurulu da seçildi. G7 ülkeleri Avrupa Birliği ile Makedonya Arnavutluk müzakerenin hızlı açılmasını destekliyor. 7 özellikle en çok sanayileştirilmiş ülkelerden oluşan grup Arnavutluk, Kosova, Karadağ ve Kuzey Makedonya dış politikalarını yaptırımlarda dahil olmak üzere Avrupa Birliği ile tamamen uyumlu hale geçirdikleri için övgüde bulundu ve Sırbistan'a da aynısını yapma çağrısında bulundu. Miyanın Belgrad muhabiri Kuzey Makedonya ile Arnavutluk arasındaki müzakerelerin bir an önce başlatılmasını da güçlü bir şekilde desteklediklerini söyledi. G7 bakanları bölgede güvenlik, istikrar ve refah sağladığı söyleyen altı Batı Balkan ülkesinin Avrupa perspektifine olan bağlıklarını yenilediler. Batı Balkanların Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı özellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kınamakla birlik içinde olmasını memnuniyetle karşıladılar. Bosna Hersey'in Avrupa Birliği'nin Rusya karşı kısıtlayıcı tedbirlerine uymasını ve Kosova'nın bu tedbirlerle tek taraflı uymasını da memnuniyetle karşıladılar. Sırada ise bölgemizden gelen haberlerimiz vardır. Onlara da bir göz atalım. Kadınların iş bulma konusunda bu sefer de milli platform üzerine gerçekleştirilmesi birçok çalışma söz konusu olacaktır. Proje Başkanı Valentina Dososko'ya göre bayanlara özellikle iş sektöründe veya biznis sektöründe fayda sağlanacak olan birçok fırsatlar söz konusu olacaktır. Bölgemizdeki bayanların iş bulma konusunda destekleyecek olan milli platformu konusunda yerel yönetimlerden de destek gelmişti. Kayın Başkanı Aryan İbrahim ve Debre Belediye Başkanı Ekuran Duka bu platforma destek vermiş oldular. Radik Avadisi'ndeki köylerin kültür mirazı ve değerleri bu sefer de en iyi bir şekilde folklor ekibi tarafından temsil edilmektedir. O şekilde İzmir'de düzenlenmiş olan göçmeler buluşma yapılmış olan töreninde bu folklor ekibinin... başarılı bir şekilde sahne alması sevindirici bir haber olarak paylaşılmaktadır. Bu çalıştırıcısı Beşir Ramadani'ye göre özellikle şimdiye kadar başarılı sahneler almasıyla beraberce bu gelenin devam edilmesi için tüm gereken altyapıları uçturulmuştur. Son olarak belediye belediyesine ait olan mevcut olan heyetinde yer alan kayın başkanı Medat Kurtoski, mevcut olan müdürü Samir Aydini ve Faton Asani bir de geri kalan kıymetli heyet üyelerinin karşısında bu forkor ekibi güzel ve başarılı bir şekilde sahne almıştı. Debre'deki özellikle altyapı projelerine büyük bir özen gösterilmesiyle birlikte en çok vatandaşlar faydasını görecek gibi gözükmektedir. Debre Belediye Başkanı Dr. Ekuran Duka'ya göre özellikle dönel kavşakların asfalt edilmesiyle birlikte hem trafikte güvenliğin artırılması hem de vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması konusunda yapılması gerekenlermiş. Ondan dolayı belediye olarak da bu projeleri direkt veya dolaylı olarak destek beklenmektedir. Brescia Kreşi bu Erasmus Plus proje kapsamında birçok projeye imza atmasıyla birlikte son olarak Tallinn'deki etkinliklere katılmış oldu. Estonya'da düzenlenmiş o etkinlikleri mevcut olan Debre Brescia yönetimi ve heyeti tarafından başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Bilindiği gibi bu proje Türkiye Cumhuriyeti yanı sıra Portekiz mevcut olan Polonya, İspanya ve geri kalan ülke temsilcileri de yer almaktadır. Tüm çalışmalar Erasmus Plus proje kapsamında gerçekleştirilmektedir. Müzik Devre Kültür Merkezi'nde özellikle birçok etkinlik bu ayın tam dengelmesiyle birlikte gerçekleştirilecektir. Halk oyunları ve halk konseri Debarski Biser tarafından 17 Mayıs'ta gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak aynı zamanda bundan sonra da Albulena Reca Kaba'ya ait olan şahsi resim sergesi düzenlenecektir. Öte yandan ise 18 Mayıs'ta ilgili olarak Duoş denilen bu mevcut olan müzik şöleniyle bu etkinliklerin birinci sahfası tamamlanması bekleniyor. Zinçemi Midinovski'ye göre kültür merkezince desteklenmiş olan birçok kültür projesi de önümüzdeki haftalara dengelecektir. gelecektir. Kora Futbol Kulübü son maçını kaybetmiş olmasına rağmen yine de iyi bir performans sergilemiş oldu. 26. haftanın maç çerçevesinde gerçekleştirilmiş olan Debredeki mevcut olan oynatılmış futbol sahnesi gerçekten futbol sevenleri için güzel bir izlenim söz konusu bırakmıştı. Öte yandan ise Debre takımı son maçı kaybetmiş olmasına rağmen yine de puan cetvelinde ortasında bulunmaktadır. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.